Herkese merhaba değerli izleyicilerim. Özge Trafik'te YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yine güzel bir içerik ile karşınızdayım. Üstelik bugün yalnızda değilim. Çok sevdiğim bir büyüğüm Ali Baba ile birlikteyiz. Ali Baba herkes tarafından tanınıyor aslında Ankara'da ama tanınmayanlar için. Ali Baba lütfen birazcık kendinden bahsedersen izleyicilerimize çok sevinirim. Ben 1958 Ankara doğumluyum. Esas mesleğim otobüsçülük. Uzun yıllar turizmde çalıştım. Şimdi pandemiden dolayı jandarmadayım. Daha evveliyatında Bilkent Üniversitesi'nde çalışıyorum. Eski otomobillere tutkum çocukluğumdan beri var. Ama 2014 yılından beri aktif olarak Murat 124 Sevdası'nın kurucusu ve başkanıyım. 131 Sevdası peki nereden geliyor? 124'ün devamı olduğu için. Evet. Bundan sonra kuş serisine geçiyor değil mi? İşte evet. Şahin, Doğan, Kartal vesaire falan. Ben bu seriden sonrasını pek sevmiyorum açıkçası Ali Baba. Ama bunu çok seviyorum. Çok sempatik geliyor. Daha böyle bir insana hitap ediyor sanki. Bosos'ta da aynı şeyi düşünmüştüm mesela. Şöyle bir baktığın zaman arabanın bir ruhu var gerçekten. Neredeyse böyle sana bir şey anlatıyor gibi. Seninle böyle dertleşiyor, sohbet edecek edasında bir havası var. Gerçekten ruhlu bir araba. Dediğim gibi ondan sonraki işte kuş serilerinde işte Kartal, Doğan, Şahin vesaire. Onu sevenleri de çok saygı duyuyorum ama ben bu seriyi gerçekten çok seviyorum hala. Şimdi yeni seri araç sahipleri de bunları çok seviyor. Hı hı. Şuna inanıyorum ki mevcut imkanları olsa düzgün arabayı bulabileceklerini tahmin edebilseler veya bulsalar, hı hı, o kuş serisindeki arkadaşlar da alırlar, bu arabalara dönerler. Evet. Niye dönerler? 50'li yaş gruplarının çoğunun bu arabalarla bir hikayesi var. Evet. Ya şoförlüğü bunda öğrenmiştir. Hı-hı. Ya gelin arabası olmuştur. Kesinlikle. Ya babasının ilk arabasıdır. Hı-hı. Onun gibi. Ayrıca bu arabalar Amerikan arabalarını, hı-hı, Türkiye'de tarihten silen arabalar. Doğru, evet. Herkesin sempatisini kazanmış. Herkes, efendime söyleyeyim, bu arabaları benimsemiş. Çoğu zaten Türk malı. Evet, Türk malı. Yerli malımız. Ama boyası, ama işte ne bileyim farı, tamponu, hı-hı, yerli üretim. Güzel, rahat araba. Rengi de çok efsane. Ne rengi olarak geçiyor bu tam olarak? Bu göl grisi diye göl geçiyor. Göl grisi. Gerçekten efsane. Bir de bu kadar temiz korumayı nasıl başardın Ali Baba? Yani baktığın zaman böyle sanki bir müzeden fırlamış da gelmiş buraya gibi duruyor. Çok temiz gerçekten. Maşallah diyorum. Şimdi bu arabayı benden önce, hı hı, iki kişi daha kullanmış. Sen üçüncü sahibisin o zaman. Aslında ikinci sahibi hiç binmemiş. Al satçıdan aldım ben. Hı hı. O da benim arkadaşım. Hı hı. Birinci sahibinden bana geçmiş gibi düşünün bu arabayı. Anladım. 4 yıldır ben de. Bu arada arabamızın adı da var. Evet. Sultanım. Sultanım. Instagram hesabımı takip eden arkadaşlar hatırlayacaktır. Orada evet, küçük bir tüyo vermiştim işte Sultanım. Gelecek yakında falan diye. Evet. İşte karşınızda Ali Baba'nın sultanı arkadaşlar. Evet. Gerçekten de bir sultan. Çok temiz, çok ya zaten birazdan içini de göstereceğiz. İçi de gerçekten çok efsane. O koltukların falan orijinalliğini görünce bence şaşıracaksınız siz de. Evet, başka aracını anlatmak istediğin şeyler yok mu Ali Baba? Sende hikayeler çok biliyorum. İzleyicilerimize de biraz paylaşırsan çok sevinirim. Şimdi arabamın isminin Sultan olması da tamamen benim Türkan Şoray'a olan hayranlığımdan. Ben sana, evet, demiştim Kadir İnanır'a da bir benziyorsun sanki diye. Evet. Gerçekten. Yani, şimdi bu benim yol arkadaşım. Hı hı. Şöyle yol arkadaşım. Ben bunu severek kullanıyorum. Hı hı. Bir defa ona ne şüphe. Tartışılmaz. Tek şeyi çok sevdiğim için, hı hı, sürekli biniyorum. Hı hı. Sürekli kullanıyorum. Pandemiden önce hemen hemen her hafta mutlaka Ankara dışına gezmeye gidiyoruz. Bir de ben yalnız gitmiyorum. Mutlaka yanımda arkadaşlarım falan oluyor. Çadırımızı koyuyoruz. Uzun yola da rahatlıkla gidiyor değil mi? Onu da belirtelim tabii. Tabii. Yani ben de daha önce yolculukta Ali Baba'nın yanında bulundum. Hiç gerçekten yolda falan da sıkıntı yaşamıyor. Şimdi eski araba olunca bazı insanlar yok, işte korkuyorlar ya. Hiç tedirginliğimiz, hı-hı, olmaz. Çok sağlıklı bir araba. Yani, hı-hı, bu sağlıklı olmasının sebebi de bu arabanın ustaları elektriğinden frenine, motor bakımına, işte rot balansına, işinin erbabı uzman arkadaşlar. Evet, bir de şimdi senin aracını da biliyorlardır artık, tabii, gelince tabii, falan her şeyini biliyorlar. Bildikleri için. Tabii düzenli bakımdan falan. Bakımı falan düzenli yapılıyor. Bir de günlük biniyorum ben. Kışın bilmiyorum ama. Kışın hiç bilmiyorum. Kışın ne gibi zorlukları oluyor yine bilmeyenler kışın için? Kışın kar yağmasa bile kırağının düşmediği gün yok. Tabii.
Özellikle Ankara'nın ayazı. Hava yumuşayınca da o kırağı çözülüyor, kar yağmış gibi oluyor. Doğru. Bu da bu arabayı etkiliyor, yoruyor. Kışın binmiyorum evet. Ama yazında her gün biniyorum. Binmediğim gün yok benim. Değil mi? Kimisi de alıyor böyle işte galerisine ya da işte nasıl diyeyim garajına koyuyor. Sadece bakmakla yetiniyor ama sen onu yaşıyorsun. Bence bu daha önemli, daha güzel bir şey. O ruhu yaşaman. Daha ben, anlamlı ben değil daha mi? Ben daha çok keyif alıyorum. Şimdi evet. O arkadaşların arabaları garajında duruyor, işte vitrinde duruyor. Heh, vitrinde duruyor, ki kesinlikle. Öyle arkadaşlarım da var. Onların işlerinden dolayı belki vakitleri vakit yok. Vakit bulamıyorlardır muhtemelen. Belki de kıyamıyorlar, bilmiyorum. Ya da belki de çok fazla olduklarından da kaynaklanıyor olabilir. Kimisine böyle 10-20 araç böyle işte ya, vitrinde duruyor. Otomobili çok alan arkadaşlarım hiç bilmiyor. Doğru söylüyorsun aslında. Hı-hı. Ama o tadı yaşamak gerekiyor değil mi? O keyfi. Ya şimdi bir araya geldiğimizde bana diyorlar ki tamam Ali abi ben de arabayı çıkartacağım işte. Yaz gelsin, sezon başlasın. Hadi çıkart başlasın, bakalım diyorsun sen de yok. Kullanacağım. Ama sadece nerede kullanıyorlar biliyor musun? Nerede? Biz etkinlik yaptığımız zaman sağ olsunlar çağırdığımız herkes gelir. Hı-hı. Herkes gelir. Yani gelmezmezlik eden çok nadirdir. 26 bin üyemiz var. 26 bin bayağı üyenin, da üyeniz var. Yani bunların çoğunluğu Ankara'dan mı? Hayır. 96 ülkeden üyemiz var bizim. Ülkeler bir de. Türkiye'de tabii, değil sadece. 96 ülkede. Tamam, o zaman şimdi rakamlar biraz daha oturdu. Aynen. %2'si Bayanburun. Türkiye'den sonra en çok nerede yoğunlukta bu araç? Ali bu Baba? Araç en çok İtalya'da İtalya'dadır değil mi muhtemelen? Amerika'da İtalya'da, da çok İspanya'da. Olduğunu duydum ben. Farklı bir şekilde isimlendirildiğini falan biliyorum orada da. Kasa aynı ama. Hı-hı. Kasası aynı. Değişen bir şey yok. Torpidosu değişik. Motoru güçlü. Hı-hı. Diferansiyeli falan farklı. Evet. Biraz daha performansı yüksek araba. Hı-hı. Ama görünüm olarak aynı. Aynı. Görüntüsünde hiçbir fark yok. Bir de şimdi Ali Baba sen bunun çıktığı yılların insanı olarak biraz o yıllardan bize bahsetsene. Şimdi ben 1958 doğumluyum. Hı-hı. Yani benim gençlik yıllarımda bu arabalar erişilemeyecek. Lüksteydi değil mi? Lüks bir araçtı. Hı-hı. İhtiyaç falan değildi. Lüks. Tabii lükstü. Şimdi ihtiyaç şimdi oldu. Şimdi ihtiyaç oldu ayrı bir şey. Ama o zaman otomobil lüksü. Bu arabaların 124 ile başlayan hikayeleri Türkiye'de otomobilde tamamen evrim geçirmesine evet. sebeptir bu arabalar. Hı-hı. Önce Murat 124, devamında 131'ler, evet. Anadolu'lar, Amerikan arabalarını tarihten silmiştir. Kesinlikle. Anadolu'nun da yeri çok büyüktür gerçekten. Tabii tabii. Anadolu, İstanbul'daki ticari taksiye dolmuşların %80'i Anadolu'du. Ben de şöyle eski fotoğraflara falan bir bakayım dedim seninle röportaj yapmadan önce, yani video çekmeden önce. Gelin arabası gerçekten çok kullanılmış. Böyle çok gelin arabası tabii, fotoğrafları tabii, falan tabii. çıktı karşıma. İşte çok da tatlı duruyor. İşte insanlar bu arabayı ondan çok seviyorlar. Hı-hı. Herkesin bir hatırası var. Peki şimdi sana teklif geliyor mu işte kiralamak için falan? Ya da bir proje için bir dizi teklifi falan geldi mi? Kiralamak için gelmiyor da satın alma anlamında teklifler geliyor ama. Evet. Sen şu nasip, an düşünmüyor musun? Nasip kısmet. Bu 131'leri en çok İstanbullu arkadaşlar kullanıyor. İstanbul'da daha fazla. Yine bizim yanımız yerimiz arkadaşlarımız var. Testop İstanbul diye bir grup var. Onlar da çok özen gösterirler. Ve bu arabaları, 131'leri ayakta tutanlar da onlardır yani. Öyle mi? Tabii. Tabii senin de emeğin çok büyük ki ya zaten buradan bak, da görünüyor. Burada plaketler şimdi, falan var. Onlara da değinmek şimdi, istiyorum. Şimdi bak ben bir kişiyim. Hı-hı. Ankara'da 5 kişiydi. 5 araba dedim. Bu 5 arabanın sahibi de 3 kişi. Evet. 3 kişiyiz biz. Ama İstanbul'da öyle değil. Çok mu? İstanbul'da benim tanıdığım, şahsen ismini bildiğim en az 100 tane arkadaşım var ki gerçekten meraklılar. Buradan da hepsine selam olsun. Aynen öyle. Selam olsun burada. Bir de buradaki bu plaketlere, kupalara falan değinmek istiyorum. Hepsinin eminim ki güzel anıları vardır sende. Bunlar sevdiklerin tarafından mı gönderildi sana yoksa herhangi bir anlamı var mı? Birazcık bize onlardan bahset. Şimdi kupaların hepsi Ihlara Rallisi'nden kalma, Otonomi Rallisi'nden var. Plaketlerin ise çoğu belediyeler tarafından verilmiş plaketler. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü de var galiba. Var. Şimdi bu plaketler aslında daha fazla. Bunlar görünen kısmı mı diyorsun? Bunlar görünen kısmı. Etkinlik sonrası arkadaşlarımıza buyur bu da sende kalsın diye hediye ettiğimiz plaketler var. Onlar burada yok şimdi. Evet, onları dağıtmışsın diyoruz. Ne kadar güzeller ama böyle değer verildiğini görmek değil mi? Tabii ne canım. Kadar ince yani bir şimdi, düşünce. Neticede bir emek sarf ediyorsun. Hı hı. Onların karşılığı bunlar. Aynen öyle. Yani gelecek nesillere bir şeyleri aktarıyorsunuz. Yani çoluğumuza ama çocuğumuza işte bak şu çektiğimiz video bile bir kesinlikle bir anı, bir hatıra. Hediye kalacak, hatıra kalacak. Öyle.
Bu arada bu ortadaki de kırılmış bir önceki çekimde, değil mi? Nazar değmiş diyelim. Evet, o gelinlik fuarından verilme bize. Çekim esnasında bir önceki videoda vardır. Kapının üzerinden aktı geldi, yere düştü. Aman benim videomda lütfen hiçbir şey kırılmasın, çok üzülürüm. Ama benim takipçilerimin nazarı falan değmez. Çünkü eminim ki çok iyi insanlar. Yorumlardan falan böyle etkileşim halindeyiz ya, anlıyorsunuz az çok. Benim videomda lütfen hiçbir şey kırılmasın Ali Baba. Kırılmaz. Evet, bunların da anısına şöyle bir değinmiş olduk. Bardaklıklar, kupalar falan da gayet güzel. Bunlar da yine aynı yerden değil mi? Senin ismin, plakan falan yazıyor. Bu arada ben de size teşekkür ederim. Murat 124 Sevdası, Telestop İstanbul Sevdası adına. Ben sizlere teşekkür ediyorum. Sağ olun. Siz de bir emek sarf ediyorsunuz. Sizinle birlikte olmak güzeldi. Seninle de aynı şekilde. Benim için de bir onur. İnşallah bir bunun olarak devamını yine çekeriz. İnşallah. Murat 124'te de çekeriz. İnşallah. Sevilecek bence bu video. Ne diyorsun Ali Baba? Bence de sevilecek. Seviyorsanız lütfen beğenin bu arada videomuzu, değil mi? Çünkü yaklaşık 4-5... Sen söyle, seni dinlerler bir büyükleri olarak. Arkadaşlar 4-5 saattir uğraşıyoruz. Evet. Bir emek yani var. Yani bunun bir alın terinin karşılığının olması lazım. Hı-hı. Arkada Berkcan çalışıyor. Siz şu an onu görmüyorsunuz. Evet. Berkcan'ı görmüyorsunuz. Neyse, videomuza geri dönelim. Kısa bir istekle bulunduktan sonra. Evet, Özgi Trafik'te plakası da fena olmadı. Ne diyorsun Ali Baba? Yakıştı mı? Evet, plakamız güzel. Arabanın dış tasarımına şöyle bir dışarıdan göz gezdirelim. Ondan sonra da iç tasarımına bir bakalım. Çünkü ben videolarımda genelde biliyorsun bu şekilde yapıyorum. Eminim ki bunun için de çok merak ediyorlardır. O koltukların orijinalliğini özellikle göstermek istiyorum. Bir de o mükemmel direksiyon tabii ki. Hadi buyurun, dış tasarımından sonra bir de iç tasarımına göz atalım. Aracın iç tasarımına şöyle bir göz atacağız ama o kadar rahat bir koltuktayım ki şu anda anlatamam, yaşamanız lazım. Bu arada koltuklar tamamen orijinal, yani 0 kilometreden itibaren üzerinde bulunan deri ve koltuk arkadaşlar hala orijinalliğini koruyor diyebilirim. Ondan sonra şöyle bir hemen direksiyona bakmanızı istiyorum. Yani efsane, sanki böyle bir gemi direksiyonu edasında. Çok güzel, ne diyeyim yani, böyle kornayı da sizler için çalmış olayım. Bu kornanın adı var mı Ali Babacığım? Çan. Sarı çan. Sarı çan diyoruz ve basıyoruz. Ben çok beğendim. Bir de şöyle şu kapı iç dizaynına bakalım. Bu deri de orijinal mi Ali Baba? Evet. Orijinal, 0 kilometreden beri üstünde olan değil mi? Evet. Bu arada aynasız. Sadece şurası sonradan ilave. Bu araba normalde aynasız değil mi? Dikiz evet, aynalarımız yok. Evet, aynası yok. Pardon, yan aynalarımız yok. Bunu yok. Sen sonradan kendin evet, taktırdın. Evet, kendim taktım. İhtiyaç gereği. Evet, sağ tarafta hala aynamız yok. Şöyle bir göstergelere falan bir bakın. Arabanın temizliğini kendi gözlerinizle görün. Hemen şu köşede sonradan eklenen bir devir saati görüyorum. O da arabanın tarzına gayet yakışmış. Evet, burada detaylara bakalım. Vitesi, şurada bir göz. Havalandırma menfezlerimiz alt kısımda. Burada ayarını yapabildiğimiz alanlar var. El frenimiz manuel gördüğünüz gibi arkadaşlar. Elektrikli olsaymış kötü mü olurmuş? Kötü olur. Ben hiç sevmiyorum elektrikli. Bozardı. Aynen, ben pek sevmiyorum. Hemen şurada equalizer görüyorum Ali Baba. Bunu birazcık bize anlatmak ister misin? İşte 70'li 80'li 70'li yıllar demeyeyim. 80'li 90'lı yılların. Evet. Efsane Ajiko equalizer. Ya, efsane bir malzeme. Efsane. Efsane diyecektim de o kelimeyi sana bırakmak evet. istedim. Gerçekten evet. efsane. Yani içini görüyorsunuz. Şöyle bir de arka koltuğa bakın isterseniz. Arka evet. koltukta gerçekten yani 3 kişi rahatlıkla sığar diyelim. Ya 4 tane çocuk da çok rahat sığar. Araba gerçekten çok orijinal, tertemiz. Yani Allah kaza bela vermesin Ali babama. Şuradaki Ali Demir detayına da bir göz gezdirmenizi istiyorum. Dikiz aynası da efsane. Hoparlör gittim böyle. Yine 80'lere öyle. Gittim. Hiç yaşamadığım 80'lere gittim bu arabada. Ha, şimdi bu arada ben şeyi söyleyeyim. Hı hı. 4 tane 2090 var. 2 tane amfi var. Hı hı. Yani müzik sistemimiz güzel. Evet. Bir de bagaja bakalım mı? Bagajımız çok karman çorman. Tamam, bakmayalım o zaman. Ben de torpidoya bakmamıştık. Hatırlayacaktır benim takipçilerim. Bagajı da görmeyiverin. Zaten yazın internette çıkar bagajı, merak edenler için karışıkmış. Ne diyelim, ısrar etmiyorum. Yani ben diyorum ya işte bak, çekime geleceğimi bildiğim halde yine de evet. ben şey yapmadım. Ama yani ne güzel, ben de genelde öyleyimdir, rahatımdır yani. Neyse, moyumdur, sen de öylesin. Olanımız bu işte. Olanımız bu, idare edin. Daha ne olsun arkadaşlar, tertemiz bir arabanın içindeyim ya. 80'li yıllara gittim diyorum size. Yani hiç yaşamadım. O 80
80'li yıllara şöyle bir gittim geldim. 78 model bu. 70'lere gittim. 80'ler ne diyorsunuz? Yani özellikle şu dikiz aynasına bakınca yani burada o dönemin kadınları falan böyle baktıklarını falan hissediyorsunuz. Yani hani his derler ya, gerçekten hisli bir arabanın içindeyim şu anda ve çok mutluyum. Diyecek kelimeler bulamıyorum. Hikmet dayım diyordu ya, kelimeler bulamıyorum. Konuşamıyorum Özgecim diyordu. Hikmet dayıma buradan selamlar olsun. İş tasarımı ile ilgili de söyleyeceklerimi böylelikle bitirdim. Sırada bir kısa test sürüşü var arkadaşlar. Ama test sürüşünü Ali Baba'dan rica edeceğim. Çünkü at sahibinde kişilermiş diye de bir laf vardır. Yanılıyor muyum? Evet. At sahibinin altında kişilermiş. Evet. Aynen öyle. O zaman test sürüşümüze geçiyoruz arkadaşlar. Çevirince motor büyüyünce mecburen şanzımanı da orijinalliği, görselliği bozulmasın diye Lada şanzımanı taktık. Uyumu nasıl peki şu an motorla uyumu? Motorla şanzımanın uyumu benim videolarımın çoğunda var yani. 160-180 km hıza çok iyi rahat ya. Ulaşır. Çok iyi ya. Ama biz genelde 110-100 km arası kullanıyoruz. Neticede bu. Yaşlı bir araba. Yine direksiyon hissiyatını soracağım sana. Direksiyon hissiyatı. Manevraları süperdir bak. Viraja girişleri filan. Ben güncel arabalarla aynı performansı yakalayabilirim. Biraz daha keyif arabası bence. Tabii. Ama o kadar yani, keyifli ki. Yani kesinlikle. Yani şu yeni model araçları görmesem şöyle sağ tarafa bakıp seyahat etsem böyle zamanda yolculuk yapmış gibi falan hissediyorum. Sanki böyle bir Yeşilçam filmindeymişiz gibi. Sen de Kadir İnanır'a benziyorsun biraz. Ay teşekkür ederim, sağ olasın. Ben Türkan Şoray'a pek benzemem ama böyle gerçekten keyifli bir sürüş yapıyoruz. Sen de güzel bir kızsın ya. Teşekkür ederim babacığım. Yani dediğim gibi şöyle sağ tarafa baktığım zaman böyle zamanda yolculuk yapmış gibiyim. Keyif yaşadığım için de sana ayrıca teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Videomda olduğum için ben de teşekkür ederim. Vaktini ayırdın geldin. Estağfurullah. Sen nasıl vaktini ayırdın bizler için? 1985 yılında bu kasanın Şahin modelini satın aldım ben. Bordo'ydu. Yani Bordo'nun ilk çıktığı haftaydı. Hatta arabayı Kastamonu'dan aldım ben. Bordo'da çok sevilmiştim. Tabii, o zamanlar değil mi bildiğim kadarıyla? Çok. Patlıcan, mor ve evet. Bordo favori renklerdi. Eski arabayla uğraşan gençlerimiz sadece arabasına bakmadı. Onun dünyası bu araba. Geçen gün mesela Vosvosçu arkadaşlarla bir çekim yapmıştık. Buradan hepsine selamlarımı göndereyim. Onlar da gerçekten arabalarına tabiri caizse aşıklar yani. Tabii. Gerçekten çok seviyorlar. Benim için arabanın marka ve modeli hiç önemli değil. Neye önem veriyorsun peki arabada? Ben arabada neye önem veriyorum biliyor musun? Sevmem lazım. Ben o arabayı sevmişsem modelinin hiçbir önemi yok. Hiç. Doğru söylüyorsun. Değiştirmek istiyor musun diye çok soru geliyor. Diyorum ne gerek var? Ben arabamı seviyorum. O da beni seviyor. Gül gibi geçinip gidiyoruz. Ya kesinlikle. Şimdi güncel arabada klima olduğu sürece markanın hiçbir önemi yok. Yani benim bakış açım bu. Frenler nasıl? Frenlerimiz fren değil. Güzel. Yani en büyük şansı ne biliyorsun Ankara'lılar? Frenci Ali Usta var. Bizim bu arabaların Şaşmaz'da mı? Şaşmaz'da değil. Nerede? İvedik'te muayene istasyonunun hemen yanında. İnsan ustasını sevince her yerden onun ismini duyurmak istiyor. Ne kadar güzel bir şey. Var benim de öyle birkaç ustam. Gerçekten işinde başarılı olana tebrik etmek lazım değil mi babacığım? Ya şimdi ustanı seveceksin arkadaş. Evet. Bak bu kaçınılmaz bir şey. Şimdi insanlar ne yapıyor? Ustalara güvenmiyor. O çok var.
yaptıracağı işi, bak yaptıracağı işi yaptırmaya başlamadan ustayı sık boğaz ediyor. Usta bunu kaça yaparız? Ya arkadaşlar. Ama bazı ustalar da bazen abartıyor Ali Baba şimdi. Yani hani 100 liralık bir işlem varsa hazır diyor, bu yaptırıyorken ben burada. Ya i̇şte ne koparsam yer. Tabii ki genel için söylemiyorum ama bu birkaç tane böyle denk geldiği için artık insanlar da acaba böyle usta mı? Şimdi anlamıyor ya çoğu kişi. Anlamayınca adam açıyor motoru. Diyor ki senin şuran 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 bozuk. Anlamadığı için bilemiyor. Yani şimdi bir şey, mesela bobini değiştirirken bir şeyi daha değiştiriyor. Özgeciğim o iş öyle değil. Şimdi klasik arabası olan arkadaşlarımızın illaki takip ettiği bir büyükleri var. Veya bu klasik otomobil işini daha iyi bilen arkadaşlarımız var. Klasikçiler kesinlikle öyle. Onların hepsini bu klasik arabalar insanlar tanıyor. Doğru. Onu sorup, öğrenip o ustalığı tercih edebilirler. Bu işi bilen adamlar da gidip de kendisini soyacak ya da işte kazık alacak ustaya gitmezler. Gitmezler. Bilen insan gitmez. Boğazı barajı rampası. Gayet güzel yani. Şu an kaçıncı vitesteyiz Ali Baba? Şimdi zaten çekimi dördüncü vites yapıyoruz. Evet. Hala dördüncü vites hala gidiyoruz. Hala dörtte bayağı bir dik bir rampayı şu anda tırmanıyoruz. Helal olsun dediğim yani. Çok da geniş aslında. Dışarıdan küçük bir araba gibi duruyor fakat böyle bayağı bir senden uzak oturuyorum ben şu an. Hatta kamera açısı alıyor mu diye de bir düşün dedim değil. Koltuklar çok konfora düşkün ya insanların arkadaşlar, seveceği tarzda. Benim boyum 1.83 ya. Evet yani. Oturduğum şekle bak işte. Evet çok bak. Diz mesafesi, işte oturuş pozisyonu falan her şey 10 numara diyebilirim. Tutamaklar falan da ya çok keyifli. Arkada oturan yolcu için de gayet keyifli. O da iyi. 3 kişi çok rahatsa artık. Sığıyor, sığıyor. Şantinleri biraz yüksek ama tabii. Sığıyor. Söylemek istediğin başka bir şey var mı Ali Babacığım sürüşle ilgili? Sürüşle ilgili çok anlatacak bir şey kalmadı. Yani işin esnaf tarafından arabayı kullanmaya kadar. Sevgisine kadar bahsettik. Bahsettim. Aynen öyle. Evet, o zaman sürüşü de yavaştan bitirelim arkadaşlar. Sürüşle ilgili bizim de inmediğimiz